Baklagillerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi baklagiller dediğimiz zaman arkadaşlar biz baklagillere lifli bitkiler diyoruz. Lifli ürünler diyoruz. Baklagillerde bizim özellikle arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir şey var. Baklagiller Türkiye'de tahıllardan sonra en fazla ekim alanına sahip olan grup arkadaşlar. Bakın, tahıllardan sonra en fazla ekilen ürün grubu olarak geçer arkadaşlar. Bunu bilelim. Önce tahıllar, sonra bunlar. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Baklagilleri tarlasına eken bir çiftçi seneye yatırım yapar arkadaşlar. Niye? Mesela özellikle bu nohutta var. Nohutu ektiğimiz zaman nohut toprağa böyle alttan alta yavaş yavaş azot salgılar. Nohut toprağa azot salgıladığı için Türkiye'nin topraklarında da zaten azot eksikliği var. Nohutla birlikte arkadaşlar seneye toprak daha da güçlü hale gelir. Baklagillerden nohutun bir özelliği daha var. Bakınız ben şöyle yaptım burada. İkinci ürün olarak geçer. Hatta artı diyorum bunun yanına. Bir de ikinci ürün olarak mısır diyorum arkadaşlar. Hocam ikinci ürün ne? Mesela adam buğdayı kaldırdı, hasat etti. Ama baktı ki daha süresi var. Daha kış gelmemiş. Bir ürün daha ekersem hangisi yetişebilir hani zaman olarak? Baklagiller hani daha kısa zamanda arkadaşlar hani yetişip olgunlaştığı için ikinci ürün olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Nohut, fasulye, mercimek arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde. Kırmızı mercimek Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Neden kırmızı mercimek Güneydoğu'da? Çünkü kırmızı mercimekte su ihtiyacı yeşil mercimeğe göre daha az. Ancak son yıllarda GAP'la birlikte artık insanlar hani sulamalı tarıma geçtikleri için pamuğa yöneldiler. Kırmızı mercimeğin üretim alanlarında ne oldu? Bir azalma görüldü. Beraberinde bakla, bamya, bezelye, börülce değerli arkadaşlarım bu ürünler tarladan hemen çıktıktan sonra pazara gider. Çünkü çabuk bozulur bunlar. Dolayısıyla bunlarla ilgili TÜİK'in çok, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun çok net bilgileri yok. Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölgesinde, kısmen İç Anadolu bölgesinde bunların üretimleri var arkadaşlar. Bunları bilelim. Bakalım ne var sırada? Meyveler. Meyvelerde benim size özellikle söylediğim bir şey var. Bakın orada da yazdım. Kış ılıklığı isteyen tarım ürünlerimiz var. Bunlar hangileri? Fındık, turunçgil, incir, muz, kivi ve zeytin. Bu ürünler, bakın bu ürünler ne sulama ister, ne yaz kuraklığı ister. Bu ürünlerin istediği çok iyi şekilde kış ılıklığı ister. Bunlar kış ılıklığı istediği zaman yetiştirir. Hocam fındık yağış istemez mi? Şöyle söylüyorum. Fındık Karadeniz ikliminin ürünü doğru. Yağış ister ama altısının bir de fındık, turunçgil, incir, muz, kivi, zeytin altısı birden ortak istediği şey kış ılıklığı. Yani çok yağışlı olan bir yeri düşün ama kışlar çok da ılık değil. Biraz daha sert. Yani öyle bir yerde fındık yine yetiştirilmez. Yani bu ürünler kış ılıklığı ister. Fındıkta Karadeniz'de %80'i arkadaşlar. Geri kalanı Marmara bölgesinde, Sakarya çevresinde. Biz fındığı arkadaşlar ihraç ediyoruz. En fazla ihraç ettiğimiz tarım ürünüdür fındık bu arada. Fındıkta Ordu, Giresun çevresi çok yoğundur. Ordu'da miktar olarak daha fazladır ama kalitede Giresun fındığı öndedir. Turunçgiller Akdeniz bölgesi başta olmak üzere Ege bölgesi, Marmara, Güney Marmara'da çok az da olsa ve Karadeniz'de de Doğu Karadeniz kesimlerinde Rize mandalinası hatırlarsınız. Orada nispeten var. Çok az da Antep tarafında çok az da Akdeniz iklim etkisinden dolayı nispeten rastlanan ürünler arasında arkadaşlar. İncirde arkadaşlar bütün kıyı bölgelerimizde var ama incirin yeri Aydın arkadaşlar. Aydın. Karadeniz'de de çok da az da olsa arkadaşlar incir var. Muzun %100'ü Anamur deme sakın asla. Şimdi artık Anamur'dan Gazi Paşa'ya kadar, Antalya'ya kadar seralarda tarımı var. Dolayısıyla arkadaşlar muzun %100'üne biz Akdeniz bölgesi diyoruz. Muzu ithal ettiğimizi biliyoruz. Biz muzu seralarda da yetiştirdiğimizi arkadaşlar biliyoruz. Kivi de Karadeniz bölgesi ama il bazında marka oldu artık. Yalova ön sıralarda. Kivi çok yakın zaman önce Türkiye'de tarımı yapılan bir ürün olma özelliğine sahip oldu. Hani kivi de tropikal bir meyvedir. Kış soğuklarından çok fazla olumsuz etkilendiği için kıyıları daha fazla tercih eder malum. Zeytin de sevgili arkadaşlarım Ege bölgesi ön sırada. Hani bizim ta eskiden beri arkadaşlar şöyle bir şifremiz vardı hatırlar mısınız? Zühti, değil mi? Bakın
Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir. Bakın, zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir. Bu ürünlerin birinci oldukları bölgeler, nereler arkadaşlar? Ege bölgesi. Bunu bilelim arkadaşlar. Zeytin Ege bölgesinde var, Akdeniz'de var, Güney Marmara'da Sofralık zeytin özellikle. Bir de Artvin, Çoruh Kerkit Vadisi'nde de zeytine rastlıyoruz arkadaşlar. Zeytin arkadaşlar hem bir meyve grubudur hem bir yağ bitkisidir. Yani siz zeytini sanayi ürünü olarak da alabilirsiniz, yağ bitkisi olarak da alabilirsiniz. Artık her ürün sanayide kullanıldığı için öyle bir ayrım yok. Ben hani bunu meyvelere yazdım ama hani çekirdeği olanlara meyve diyoruz ya arkadaşlar. Öyle basit bir ayrım var. Yani hatta bu tartışma konusudur. Bazıları der ki ya zeytin meyve değildir falan. Biz mesela domates de mesela diyoruz domates meyvedir içinde çekirdeği falan filan. Yani oraya çok takılmayın. Orada çok net bir şey yok. Yalnız biyolojicilere soruyoruz mesela. Hani bu işin uzmanları, ziraat mühendislerine soruyoruz daha doğrusu. Onlar içinde çekirdeği varsa meyve diye kabul edilir. Hocam fındığın çekirdeği var mı? Fındık zaten bir çekirdek. Kabuğunu kırıyorsun. Hadi o da meyve grubunda ama çoğu sanayide kullanılıyor. Sanayide kullanılmayan burada hiçbiri yok arkadaşlar. Ya da meyve suyu yapıyor mesela. En azından öyle düşünebilirsiniz. Antep fıstığı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep, Urfa çevresi arkadaşlar. Kayısı 7 bölgemizde de var ama Malatya çevresi, Doğu Anadolu bölgesi önde. Kiraz, Afyon, Ege kirazı önemli. Bu üzüm ve elma için de iklim seçiciliği az diyorum arkadaşlar. Yani bunlar hemen hemen her yerde olabilir. Hani bunlar yaz sıcaklığının olduğu yerlerde arkadaşlar üretimleri var. Hocam her şey güzel ama şu bir yazdıklarımız ne diyenler var. Dünyada birinci olduğumuz tarım ürünleri bunlar. Dünyada birinci olduğumuz tarım ürünleri. Bakın Türkiye bu sene 2016 yazında müthiş oranda kiraz ihracatı yaptı. Yani gazete haberlerine düşercesine bakın. Ondan dolayı kiraz ihracatı arkadaşlar Türkiye ekonomisine son yıllarda katkısı bayağı bir fazla. Size bir şey soracağım. Bir bakayım ne diyeceksiniz. Türkiye dünyada arkadaşlar birinci olduklarımızı zaten söyledim. Dünyada fındıkta ve incirde dünyada birinci olduğu halde Türkiye. Bu ürünlerin iç tüketiminin az olmasının temel sebebi sizce nedir? Niye iç tüketimleri az? A. Taban fiyatlarının yüksek olması. B. İhracatının fazla olması. Taban fiyatları yüksek diye mi yiyemiyoruz? İhracatı fazla diye mi? Şimdi arada kalıyoruz. Ya fiyatı yüksek mi işte ihracat mı? Bakın bilmiyorum şu an ne düşündünüz ama bu ürünlerin fiyatları yüksek. Taban fiyatları yüksek değil. Hocam taban fiyat ne? Taban fiyat ilk fiyatı. Tarladan satılan, alınan fiyat arkadaşlar. Çiftçiler Karadeniz'de mesela fındığı 10 liradan satar. Marketlere gelir 35-40 lira olur arkadaşlar. Değil mi? Taban fiyatı yüksek değil bu ürünlerin. Düşük aslında. Onun için taban fiyatı yüksekliğinden değil, fiyatı yüksek deseydi olurdu. Peki fiyatı yüksek olmasının sebebi ne? Unutmayın, ihracatı olan ürünler iç piyasada değerlenir arkadaşlar. Hani döviz getirdiği için dolayısıyla değeri otomatikman artar. Bu ürünlerin taban fiyatları çok yüksek değil. Taban fiyat çiftçinin sattığı fiyat. Ama deseydim ki fiyatlarının yüksek olması deseydim cevabı olurdu zaten. O zaman da ihracatın fazla olmasını sorudan çıkarmam lazımdı. Hani ihracat fazla olduğu için fiyat yüksek arkadaşlar. Oraya dikkat ediyoruz. Bakalım arkadaşlar. Seracılık ya da biz buna işte dönemin sezonun ilk ürünü diye hitap edilen turfandacılık ya da seracılık için yeni bir tabir kullanılıyor. Örtü altı tarım arkadaşlar. Bakın burası da önemli. Seracılık kış ılıklığı ister, kışın güneşlenme ister arkadaşlar. Antalya bölümü çok yoğun arkadaşlar. Küçük bir şey söyleyeceğim. Seracılığın olduğu yerlerde konserve tüketimi nasıldır? Konserve tüketimi nasıldır? Azdır. Çünkü neden? Konserve tüketiminin az olmasının sebebi yazın adam zaten hani boş yere konserve yapmaz. Çünkü kışın tazesi var diye yapmaz. Erzurum'daki adam konserve yapar belki ama Antalya'daki adam konserve yapmaz. He ya seralar sağlıklı değil falan filan diye yapabilir ayrı ama normalde konserve tüketimi seracılıkla arkadaşlar terstir. Yani seracılık arttığı için arkadaşlar konserve tüketimi düşer. Konserve fabrikaları çoktur, üretim çoktur ama tüketim azdır. Kimse yemez. Çünkü zaten kışın tazesini bulacağım diye. Bir de sebzecilik var. Hocam farkı ne? Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyelim. Seraların ısıtılmasında jeotermal kaynaklar da kullanılır. Bunu da atlamayalım arkadaşlar. Ege bölgesinde
hani seraların içinin ısıtılmasına direkt kaplıcalardan da faydalanıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Sebzecilikte seracının farkı ne? Aynı ürünü üretiyor. O da domates, bu da domates. O da biber, bu da biber. Ama bu adam sebzecilik ne zaman yapılır? Yazın yapılır. Mevsiminde yapılır. Seracılık ise kışın yapılır. Farkı bu. Sebzecilik yine Akdeniz bölgesinde önde. Sulama ister. Modern bir tarımdır arkadaşlar. Geliri yüksektir. Yalnız İç Anadolu bölgesinde fazla gelişmemiştir. Doğu Anadolu bölgesinde daha da az gelişmiştir. Sebebi nedir? İç Anadolu'da fazla gelişmemesinin sebebi aslında yazlar çok sıcak ama İç Anadolu'da su yok arkadaşlar. İç Anadolu'nun problemi bu. Yazlar sıcak, sulama yok. Ama Doğu Anadolu bölgesinde az gelişmesinin sebebi ne arkadaşlar? Orada da su var. Orada da sevgili arkadaşlarım yazlar serindir arkadaşlar. Orada da yazlar serin olduğu için çok fazla gelişmez. İhracat var mıdır? Tabii ki bunlarda ihracat var arkadaşlar. Dönem dönem artabiliyor. Şimdi geldik tarım metotlarına. Şimdi biz de tarım metotlarında değerli arkadaşlar entansif yoğun yöntem, ekstansif yaygın yöntem, nadas, nöbetleşe ekim, münavebeli, monokültür, polikültür. Şöyle yapalım. Şu ilk ikisini karıştıran var mı? Hani hocam modern olan ekstansif mi, entansif mi karıştırıyorum derseniz arkadaşlar. Bakın kırmızıya yaptım. Eks, eski. Bakın eks, ölü. Değil mi arkadaşlar? Ekstazi. Bakın çok kötü bir şey mesela. Eks aşkım. Tövbe estağfurullah. Bunlar arkadaşlar kötü olan şeyler. Bakın eks, ölü oradan çıkalım direkt. Bunlar ilkel tarım arkadaşlar. Bunlar ilkel tarım. Ama entansif tarım modern tarımdır sevgili arkadaşlarım. Entansif tarımda verim fazladır, gelir fazladır. Yıldan yıla dalgalanma azdır. Çünkü kontrol bende. Suyum var, ilacım var, gübrem var, makinem var. Doğru mudur? Ekstansif tarımda ilkel doğaya bağımlıdır. Verimi azdır. Mesela modern yöntemler nerelerde çok fazla arkadaşlar? Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde çok yoğun bir şekilde yapılır. Deltalar zaten modern tarım yöntemleridir. Entansif tarımın olduğu yerlerde insanlar tahıl mı eker, baklagil mi eker, yoksa sanayi ürünü mü eker? Paradan dolayı sanayi ürünü eker. Ekstansif tarım ise arkadaşlar genelde tahıllar. Şunu söyleyeyim mesela Konya Ovası'ndaki tarım genel anlamda Konya Ovası'ndaki tarım modern mi ilkel mi sizce? Modern mi ilkel mi? Bazıları hocam Konya Ovası düz biçer döver var makinesi var. Gençler biçer döver yetmez. Öyle olsaydı çöllere bir makine götür. Oldu modern tarım. Olur mu yani? Bir yerde modern tarım olması için sulama olacak, gübreleme olacak, ilaçlama olacak, makineleşme olacak, zirai donatım olacak, her şey olacak. Bir makinayla sadece bu iş olmaz. Mesela çay tarım alanları ilkel tarım. Hocam çay para kazandırıyor olabilir ama uygulanan yöntemlere bak ilkel tarımdır arkadaşlar. Onu bilelim. Geldim nadas tarım alanlarının boş bırakılması. Nerelerde uygulanır arkadaşlar nadas? Nadas sulama sorunlarının olduğu yerlerde topraklar bir sene ekilir, bir sene boş bırakılır. Doğru mu? İyi bir şey midir? Hayır. Toprakların boş kalmasına biz müsaade etmiyoruz. Neden? Toprak boş kalırsa üretimde süreklilik olmaz. Doğru mudur? Peki toprak boş kalınca erozyon olur mu? Olur. Güzel. Onun için Türkiye'de nadas alanları fazladır. Özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ancak bir parantez açıyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesinde son yıllarda nadas ne oldu? Azalıyor GAP'la birlikte. Hocam Karadeniz'de bile nadas var mı? 7 bölgemizde nadas var. Hocam Karadeniz'de nasıl nadas olur? Sulama sıkıntısı yok. Ne dedim? Karadeniz deyince sadece kıyılar mı aklınıza gelecek? Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun mu aklına geliyor? İçeriye gir. Bakın Amasya, Tokat, Çorum, Orta Karadeniz'de ama içeride kaldığı için yükselti de az olduğu için çok yağış almaz. Kısmen nadas var. Onu da belirtelim arkadaşlar ama en az Karadeniz'dedir. Bakın nadası önlemenin bir yolu arkadaşlar ki zaten suyum yok ki nadas yapıyorum. Nadası önlemenin yolu nöbetleşe ekimdir. Yani münavebeli yöntem. Münavebeli. Münavebeli yöntem dediğimiz nedir arkadaşlar? Bir sene bir ürün ekiyorum. Ertesi sene bir ürün ekiyorum. Toprak dinlenmiş oluyor. Hocam nasıl dinlenir her sene toprağa ekersek? Bu sene buğday ektin. Buğday. Seneye mısır ektin. Mesela buğdayın çektiği mineralle mısırın çektiği mineral aynı değil. Yani bu sene buğday ektim. A mineralini çektim.
Seneye mısır ekince, mısır B mineralini çekince o arada toprak eksilen, bir önceki senede eksilen A mineralini ne yapar? Tamamlar arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtelim. Bu da Milli Eğitim kitaplarında, MEP kitaplarında münavebeli olarak da geçer. Dönüşümlü arkadaşlar. Benim özellikle arkadaşlar size belirtmek istediğim bir nokta var. Monokültür nedir? Monokültür bir ürünün sadece bir yerde olması demek değil arkadaşlar. Bakın. Mono, tek, poli, çok demek. Monokültür demek arkadaşlar bir tarım sahasında bir ürünün çok yoğun yapılması. Sadece o ürün demek değil. İlla ki başka ürünler vardır ama artık orayla marka olmuştur. Sadece meşhur olması değil, bir de tarım alanlarının çoğunun o ürüne ayrılmış olması lazım. Bakın şuradaki görselde ayçiçeğini gördünüz mü? Her yerde ayçiçeği var. Ara ara mesela bakın şurada bir buğday var. Bakın şurası buğday. Daha yeni olgunlaşıyor. Orayı kesiyoruz. Tek tük. Genelde bakın bak monokültür. Gördünüz mü? Monokültür. Yani her taraf ayçiçeği. Bak uzayabildiği kadar. Bakın gördünüz mü? Arkadaşlar biz buna monokültür diyoruz. Monokültürde neler var arkadaşlar? Bakın mesela siz adını söyleyin. Rize çay. Doğru mu? Ordu, Tun, fındık, Anamur, muz, Aydın, Malatya, Malatya'ya selam, Malatya kayısı arkadaşlar. Malatya, bunun gibi bir sürü yer sayabiliriz. Küçük bir şey söyleyeceğim. Iğdır'da pamuk, monokültür mü değil mi? Iğdır'da pamuk, monokültür mü değil mi arkadaşlar? Gençler, Iğdır'ın çok yoğun olarak her yerinde pamuk var diyemiyoruz zaten. Sadece Iğdır normalde beklenmeyecek bir yer. Iğdır Ağrı Dağı'nın eteğinde çukurda kalmış. Fön rüzgarlarının da desteğiyle arkadaşlar orada bir mikro klima oluşmuş arkadaşlar. Bakın Rize'deki gibi, Anamur'daki gibi bir mikro klima oluşmuş. Orada pamuk da var diyoruz. Pamuğa da rastlıyoruz diyoruz. Yoksa Iğdır'ın her yeri zaten pamuk değil. Ki zaten 25 yıl aradan sonra ilk kez geçen sene pamuk hasadı yapıldı orada. Tabi uzun yıllardan beri de zaten yok. Biz kitaplarda hep var var diyorduk ama artık coğrafyada bir gelenek olmuş. Bir şey bir yerde olunca ÖSYM bile soruyor. Mesela kağıt fabrikası, Afyon Çay'da kağıt fabrikası kapanmış. 25-30 sene olmuş kapanalı ama 25-30 yıl içerisinde bakın ÖSYM'nin sorularında kağıt fabrikaları arasında Afyon Çay'ı da sormuş. Acaba ÖSYM'nin haberi yok mu diyor. Hani bir de bu var. Onun için yine biz bunları arkadaşlar düşünüyoruz. Monokültürdeki mantığımız bu arkadaşlar. Şimdi hocam polikültür ne? Gençler polikültür bir yerde birden fazla türde ürünün yetiştirilmesi. Deltalarda olabilir arkadaşlar. Güneydoğu'da olabilir artık sulama geldi. Yani birçok ürün aynı anda olabiliyor. İklim müsaade ederse. Çukurova'da mesela bir sürü ürün var. Tamam mı arkadaşlar? Ne oldu? Bize polikültüre örnek. Ege kıyılarında polikültür örnek. İç Anadolu'nun öyle yerleri var ki sulamanın olduğu yerlerde adam bak buğday ekmiş, arpa ekmiş, yulaf çavdar ekmiş, şeker pancarı ekmiş, mısır ekmiş, ayçiçeği ekmiş. Ne olmuş? Bir çeşitlilik sağlamış arkadaşlar. Polikültür arkadaşlar monokültürün dışındaki birçok noktada var. Öyle düşünebiliriz. Polikültürle ilgili farklı görüşler var. Acaba bu mu diyenler? Poli çoklu ürün yani. Poli çoklu ürün anlamına gelir. Bunu bu şekilde kabul ederseniz bizim için yeterli olur arkadaşlar. Son olarak şunu yapalım arkadaşlar tarımda sorunuzu çözmeden önce. Bakın ben buna çok önem veriyorum sevgili arkadaşlarım. Modern tarımda intansif, bakın hocam entansif değil miydi? İntansif olarak da kullanılabilir. Sulama, gübreleme, makine kullanımı, kaliteli tohum, ilaçlama, hatta birçok alanda işte tohum ıslahından tutun da zirai donatım kurumuna varana kadar birçok alanda destek alınan tarım alanlardır. Bunlar arkadaşlar bakın yıldızımı atıyorum. Bu adamlarda arkadaşlar verim fazla ve gelir de fazla arkadaşlar. Anladınız mı? Yıldan yıla dalgalanma az. Yalnız ilkel tarımda arkadaşlar ilkel tarımın özelliği doğaya bağımlı, verim düşük değil mi? Bu kısımlarda insanlar göç eder, sulama sorunları var, nadas var falan filan arkadaşlar.